Hep girişimcilik destekleme grubunda uzman olarak görev yapıyorum. Yaklaşık 7 yıl aşkın bir süredir. Bugün size 1512 girişimcilik destek programı, bizim BİK adıyla adlandırdığımız program hakkında bilgi vermeyeceğim size. Biz TÜBİTAK TEDEP olarak özel sektörün Ar-Ge ve yenilik projelerini desteklemekteyiz. Burada programları genel olarak bakacak olursak, işte sanayi projeleri tarafında 1501-1507 bizim amiral gemilerimizdir. Buralarda biz yıllardır proje desteği sağlıyoruz özel sektörün Ar-Ge projelerini. Girişimcilik tarafında ise bizim 1503, 1514, 1602 şeklindeki destekli programlarımızın yanında bizim esasında bu taraftaki en amiral gemimiz de BİK programımız. 1512 girişimcilik destek programı. Peki bu destek 1512 programında biz ne amaçlanmıştı? Ona bakalım. Bireysel girişimcinin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini firma kurarak yenilikçi ürünlere dönüştürebilmeleri için iş fikrinden pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktı. Burada bildiğiniz üzere girişimcilerin karşılaştıkları ölüm vadisini aşmak üzere biz 1512 programı kapsamında girişimcilere çeşitli destekler sağlıyoruz. Bu sadece bir hibe sermaye desteği değil, onun dışında farklı programlara da desteklerimiz sürmekte. Ben programın tarihsel gelişimine bakacak olursak, ilk olarak 2007-2009 arasında TÜBİTAK 1508 Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı adıyla başlıyor. Sonrasında 2012-2014 yılları arasında Bireysel Girişimcilik Aşama Destek Programı olarak devam ediyor. Bu süre içerisinde aynı zamanda Sanayi Teknoloji Bakanlığı da Teknoloji Girişim Sermayesi Desteği Programı'nı başlatıyor. Bu yıllarda 2009'dan 2015'e kadar hem Sanayi Bakanlığı tarafında Teknoloji Girişim Sermayesi Desteği Programı, TÜBİTAK tarafında da 2012'den itibaren de 1512 programı olarak girişimcileri destekliyoruz. Biz 2015 yılında programda bir değişikliğe giderek programın birinci aşamasında iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi ve destek sağlanması, girişimcilere destek sağlanması noktasında birinci aşama faaliyetlerini uygulayıcı kuruluşlar adını verdiğimiz kuruluşlara devrettik ve 2015 yılından itibaren bu kuruluşlar birinci aşama faaliyetlerini yürütüyorlar. 2017 yılında yapılan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yaptığımız protokol çerçevesinde Tekno Girişim Programı'nı biz devraldık ve 2017'den 2021 yılına kadar da Tekno Girişim Sermayesi desteğini sağladık. 2021 yılında ise 26 Ocak 2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan bir kararla biz girişimci tanımını değiştirerek bu ilgili protokolü de feshetmek suretiyle yeni bir şeye geçtik. Uygulamamız var. Bununla ilgili detayı birazdan ben paylaşacağım sizinle. Şu anda biz TÜBİTAK 1512 programı kapsamındaki desteği TÜBİTAK yönetmenine dayanak kabul ederek vermekteyiz. Sanayi Bakanlığı'nın 5746 sayılı kanun kapsamındaki verdiğimiz Teknik Girişim Sermayesi Desteği programımız artık onu vermiyoruz. Tamamen TÜBİTAK kaynaklarıyla 1512 programı kapsamında girişimleri destekleyeceğiz. Şimdi 1512 programının süreçlerine bakacak olursak, çok aşamalı bir destek programı bu. Birinci aşamasında iş fikrinin iş planı dönüştürülmesi noktasında biz bu faaliyetleri bizim uygulayıcı kuruluş adını verdiğimiz kuruluşlar yürütmekte. Bunlar ağırlıklı olarak üniversitelerin
teknoloji transfer ofisleri veya üniversitelerin yine teknopark yönetici şirketleri. Bunun dışında iki tane bankamız var. Üç tane pardon özür dilerim. Ve deneyimli sermaye şirketleri var. İşte Arçelik, Havelsan ve Farplus gibi kuruluşlarımız yürütüyor. Peki bu birinci aşama kapsamında neler yapılıyor? Ondan kısaca bahsedeyim. Girişimciler iş fikirleriyle bu kuruluşlara başvuru yapıyorlar ilk önce. Bu kuruluşlar bu iş fikirlerini değerlendiriyorlar. İşte, ve değerlendirme sonrasında uygun buldukları iş fikirleri için girişimcilere iş planı hazırlama desteği sağlıyorlar. Bu destekler neler olabilir? Burada bahsettiğimiz üzere girişimcilik eğitimleri veriyorlar. Onun sonrasında iş fikrini doğrulamaya yönelik olarak girişimcilerin müşterilerle görüşmelerini sağlıyorlar. Teknolojik doğrulamaya yönelik olarak üniversiteden veya özel sektörden konu uzmanlarıyla girişimcileri eşleştirerek iş fikrinin teknolojik doğrulamasına yönelik çalışmalar yaptırabiliyorlar. Çok gelişmiş olmamakla bile ön prototip adını verebileceğimiz fikrin yapılabilirliğini gösterecek prototip, ön prototip hazırlamalarını şey yapıyorlar, sağlıyorlar. Ve iş planı hazırlamaya yönelik eğitim ve mentörlükler sağlıyorlar. Peki bu birinci aşama sonucunda ne oluyor? Bu iş planı hazırlama desteği kapsamında oluşturulan iş planları tekrar bu uygulayıcı kuruluşlar tarafından değerlendiriliyorlar. Ve uygun buldukları, bu kuruluşların uygun buldukları iş planları bizim ikinci aşamaya başvuru, ikinci aşama kapsamındaki destekler için başvuruda bulunuyorlar. İkinci aşama ise bizim işte 200 bin TL'ye kadar hibe sermaye desteği sağladığımız kısım ikinci aşama olarak adlandırılıyor. Burada şirketleşme ve iş planının uygulanması devreye giriyor. Peki buradaki neler yapılıyor bu ikinci aşamada? Bu iş planları TÜBİTAK tarafından panellerde değerlendiriliyor. Şu anda da yine biz programın 2020'ye bir çağrısı kapsamındaki yapılan iş planı başvurularının değerlendirildiği panel sürecindeyiz şu anda. Mart-Nisan aylarında bu panelleri yapacağız. Bu değerlendirme panellerinde 3 tane boyutumuz var. İş planının teknik düzeyi ve yenilikçi yönü, iş planının uygunluğu ve yapılabilirliği ve iş planının ticaretleşme potansiyeli boyutlarında bu panelistler değerlendirmeyi tamamlıyorlar ve değerlendirme sonucunda programa yapılan tüm başvurular panel puan sıralamasına göre yüksekten düşüğe sıralanarak belli bir noktada başkanlık tarafından bir eşik değer belirleniyor. O eşik değerin üstündeki iş planları desteklenmeye uygun bulunuyor ve bunlar ilan ediliyor. Bu ilan sonrasında girişimciler birden biz bir şirket kurmalarını istiyoruz. Bu desteklenmeyi hak kazanan girişimcilerden. Girişimcilerin kurduğu şirketle TÜBİTAK arasında bir sözleşme imzalanıyor. Ve bu sözleşme imzası sonrasında da programın destek süreci başlıyor. Buradaki destek sürecinde de biz önden ödeme şeklinde projenin proje bütçesinin %80'ini önden ödeme şeklinde biz buradaki şirkete aktarıyoruz. Şirkette buradaki bize sunduğu iş planındaki faaliyetleri yerine getirerek bir ticari prototip oluşturuyorlar ikinci aşama kapsamında ve proje sonunda da bize yaptıkları harcamaları sunuyorlar ve biz onlarla bir mahsuplaşma sürecine giriyoruz ve sonrasında da projelik kapsamında bu %20'lik kalan kısmı da mahsuplaşma sonrasında eğer şirketin hak ettiği bir tutar varsa onu da şirkete aktarıyoruz. İkinci aşama tamamlanmasının ardından eğer iş fikri yani ile oluşturulan ürünün ticaretleşmeye yönelik olarak geliştirilmesi gerekiyorsa, ürüne yeni özellikler tanımlanması gerekiyorsa ve yine ürünün kapsamındaki ticaretleşmeye yönelik olarak ürüne farklı uygulamalar yapılması gerekiyorsa
Bunu da üçüncü aşama kapsamında şirketler TÜBİTAK 1507 programına başvuruyorlar. Ve burada normal 1507 programından farklı bir destek mekanizmasıyla destekleniyorlar. Şöyle ki burada biz sadece 1512'den gelen firmalara %10 tutarında bir genel gider desteği sağlıyoruz. Dolayısıyla üçüncü aşamada bizim girişimcilere normal 1507 programından biraz daha farklı bir destek mekanizmasıyla desteklediğimiz bir aşama. Peki işte ikinci aşamada BİK desteği kapsamında 200 bin TL bir sermaye desteği sağladık. Sonrasında 1501-1507'ye devam edebiliyorlar. Eğer yatırım ihtiyaçları varsa bizim Tek İnvestiyar adını verdiğimiz girişim sermayesi yatırımları kapsamında yatırımcılardan yatırım alma imkanları var. Yine biz proje tamamlanması sonrasında ikinci aşama kapsamındaki iş planlarının tamamlanmasından sonra çeşitli işbirlikleriyle kuruluşlara destek sağlamaya çalışıyoruz. Bununla ilgili de birazdan detaylı bir slaytımız olacak. Evet, peki bu işbirlikleri neler? Ona bakalım. Devlet Malzemesi Ofisi ile bir işbirliğimiz var. Burada Tekne Katalog platformuna 1512 tarafından projesini tamamlamış kuruluş firmalar bu katalog platformuna kaydolabiliyorlar ve buradaki kayıt şartları da biraz daha bizim girişimcilerimiz için biraz daha hafifletilmiş olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında Newton Katip Çelebi Fonu ve Royal Academy of Engineering ile birlikte biz İTEM projelerin uluslararası pazarlara açılmasına yönelik olarak mentor desteği sağladığımız bir program yürütmekteyiz. Yine kadın girişimcilere yönelik olarak Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile bir program yürütüyoruz. Burada da yine kadın girişimciler bu programa başvuru yaparak mentörlük desteği sağlıyorlar. Ulusal ve uluslararası pazarlara açılma konusunda. Yani program 1512 programı üzerinde olunca bununla ilgili ben biraz daha detaylı bir bilgi vermek istiyorum. Şu anda kitlenin de KOBİ'ler ve girişimciler olduğu söylendi. Dolayısıyla bu noktanın biraz daha ilgi çekeceğini düşünerek bu slaytlar üzerine devam edeceğim. Kimler başvuru yapabilir? Çağrıda belirtilen başvuru koşullarını sağlayan kişiler demişiz. Ben çok hızlıca kimler başvurabilirler üzerinden devam edeyim. Buradaki şartlar bizim değiştirdiğimiz şartlar. Bunu kısaca paylaşmak istedim. Daha önce biz işte örgün öğrenim şartımız vardı. Herhangi bir lisans programından mezun olmuş veya son sınıf öğrencilerini kabul edebiliyorduk. Yine mezuniyetinden sonra 10 yıl olma şartı vardı. Bunlar uygulama esasları değişikliği sonrasında kaldırıldı. Yeni uygulama esaslarına göre programa ön başvuru tarihi itibariyle üniversitelerin herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrencisi veya mezunları başvuru yapabiliyorlar artık. Tabii ki başvuru yaparken de çağrıda belirtilen bazı şartlar taşıması gerekiyor. Bu çağrıda belirtilen şartlarımız da şöyle. Daha önce Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın bir teknik girişim programından desteklenmemiş olması veya TÜBİTAK 1512 programı desteği almamış olması gerekiyor. Ve ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortağı olmaması gerekiyor. Peki tekrar gelecek olursak, 1512 kapsamında işte birinci aşamayı uygulayıcı kuruluşlar tarafında destek alarak tamamlayan girişimci bir işbirliği başvurusu yaparak 1512'ye de destek alabilecek, desteklenme hak kazanması durumunda neler sağlıyoruz. Bir kere hibe sermaye desteği sağlıyoruz. %100'ü desteklenmekte yaptıkları harcamalarının. Yani bizim diğer programlarımızda 1501 ve 1507'de bu oranlar %60-%75 şeklinde değişiyor. Ama biz 1512 tarafında girişimcilerin yaptığı harcamaların %100'ünü desteklemekteyiz.
Devam edecek olursak, projenin, programın maksimum bütçesi şu anda 200 bin TL. Ve maksimum sunulabilecek proje süresi de 18 ay olarak bize sunulabiliyor. Başvurular uygulayıcı kuruluş tarafından alınarak bize başvurular yapılıyor. Peki desteklenen gider kalemlerimiz neler? Personel giderleri, seyahat giderleri, alet teçhizat, yazılım ve yayın giderleri, malzeme ve sarf giderleri, danışmanlık hizmet alımlarını destekliyoruz. Bunlar bize dönemsel olarak bu proje kapsamında yapılan giderlerini ve harcamalarını bize beyan etmeleri gerekiyor. Peki desteklenmeyen gider kalemlerine bakacak olursak, KDV, her türlü kar fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti, sözleşme masrafları, amortismanlar, patent giderleri, huzur hakkı, personele verilen aynı ve nakdi gider, yemek ve servis ulaşım giderleri, konaklama giderleri bu program kapsamında desteklenmeyen giderler olarak belirtebiliriz. Bir de eğer kuruluş ortakları, yani burada girişimcinin kendisi de dahil olmak üzere, firma dışında, kurduğu kendi firması dışında başka bir firmada 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu 4. maddesinin 1. fıkrası A veya C bendine tabi olmasında. Bundan kastımız şudur. Başka bir firmada SGK'da olarak çalışıyorsa veyahut da devlet memuru olarak çalışıyorsa eğer biz bu kişinin personel giderini desteklemiyoruz. Buna tek istisna olarak Yüksek Öğretim Kurulu'nda görevli öğretim elemanlarını gösterebiliriz. Akademisyenler için çalışma süresine bakılmaksızın aylık bir brüt asgari ücret tutarında personel giderini destekleyebiliyoruz. Ben burada Big Performans analizi ile ilgili birkaç slaytım var. Onlarla ilgili çok kısa bir bilgi vereyim. Biz Big Program kapsamında desteklenen firmaların bilgilerini Sanayi Bakanlığı tarafından derlenen girişimcilik bilgi sistemi tarafından çekerek bir Big Performans analizi gerçekleştirdik. Ve bu ilişkin bazı sonuçları paylaşacağım sizinle. 2012 ve 2018'deki çağrı yıllarında kurulan 1231 firmanın 1178'inin bilgisini içeriyor buradaki analiz. Şimdi 2012 yılından 2021'e kadar kaç tane proje bize gelmiş. Burada görebiliriz. Toplam iş fikri sayısı 33 bin civarında bir iş fikri başvurusu yapılmış bize. Hızlandırıcı hizmetimiz bizim 2015 yılından itibaren başladı. Buradaki kastımız birinci aşama kapsamında girişimcilere sağlanan iş plan hazırlama desteği. Yaklaşık 15 bin kişiye birinci aşama kapsamında iş planını hazırlama desteği sağladı uygulayıcı kuruluşlarımız. İkinci aşamaya uygulayıcı kuruluşların onay verdiği girişimcilerin başvuru yapabildiğini söylemiştik. Toplam 4593 tane başvuru aldık ve bunlar panel yöntemiyle değerlendirildi. Ve sonucunda biz 2012'den bu yana 1519 firma 1512 tarafında kuruldu ve desteklendi. Tematik alanlara bakacak olursak, 2018 yılından itibaren biz tematik alan bazında başvuru almaya başladık. Dolayısıyla öncesinde tematik alan bazında bir dağılım veremiyoruz. Ama 2018-2019 yılları arasındaki ikinci aşama başvurunun tematik alan dağılımına bakacak olursak, iletişim ve sayısal dönüşüm tarafında %37 başvurunun %37'si bu tematik alandı. Sonrasında sağlık ve iyi yaşam geliyor %26 ile. Sürdürülebilir tarım ve beslenme %10. Akıllı üretim sistemleri %15. Enerji ve temiz teknolojiler ve akıllı ulaşım şeklinde dağılımları görebiliyorsunuz.
Kazanan başvurular, yani destekleme hak kazanan başvurun tematik alanında çok benzer şekilde işte iletişim ve sayısal dönüşüm, hatta oranlar da aşağı yukarı aynı. Peki yaş dalında bakacak olursak, destek almaya hak kazanan girişimcilerin yaş dağılımında %32 ile 30-35 yaş arasının şeyini görüyoruz. Desteklenmeye hak kazananların 30-35 yaş arasındaki oranı %32. Peki başvuru destek oranına baktığımızda ise en başarılı girişimcilerin 30-39 yaş aralığında olduğunu görülmekte. Buradaki niye 30-39 yaş biraz da öne çıkıyor dersi diyecek olursak, bir özel sektör tarafında veyahut da akademik tarafta belli bir noktaya gelmiş, deneyim kazanmış kişilerin bu şey tarafında daha başarılı olduğunu görüyoruz. Bunda da bu kişiler hem deneyimlerini, iş planlarını aktarabiliyorlar, hem de iş planı yazma konusunda daha deneyimli olduklarını görebiliyoruz. Peki eğitim durumuna bakacak olursak, başvuru yapan girişimcinin eğitim durumuna baktığımızda ağırlıklı olarak lisans mezunlarının başvuru yapmış olduğunu görmekteyiz, %52 ile. Şeye bakacak olursak eğer doktora ve yüksek lisans mezunlarının destek almaya kazanan girişimcilerdeki oranları daha yüksek, %25 ve %30 olmak üzere. Burada eğitim düzeyi arttıkça ikinci aşama kapsamında desteklenme oranının daha yüksek olduğunu görmekteyiz. Cinsiyet dalına bakacak olursak big firmalarının %18'inin toplamda şurada göreceksiniz. Özür dilerim. Yaklaşık %18'inin kadın girişimciler tarafından kurulduğunu görmekteyiz. Yine 2019 yılında kadın girişimciler tarafından kurulan firma oranında bakacak olursak %27 ile önceki çağrılara göre daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bu da açıkçası bizi kadın girişimci oranının arttırması da TÜBİTAK tarafından olumlu karşılanmakta. Burada big firmaların performansına yönelik birkaç istatistik var. İşte 1519, işte 33 bin iş fikri başvurusu alındı, 15 bin girişimci adayı birinci aşama kapsamında destek aldı. 1519 firma kuruldu. En başarılı girişimcilerin yaş aralığı 30 ila 39. İkinci aşama başarısı en yüksek girişimcilerin eğitim düzeyinin doktora olduğunu görüyoruz. ...2019 yılında kadın girişimci oranı %27'ye çıktığını görüyoruz. İkinci aşama başvuru oranı ve destek alma oranı en yüksek tematik alan iletişim ve sayısal dönüşüm. Ve bu firmaların da yaklaşık olarak 314 adet fikri sınai mülkiyet hakkı başvurusu, yani patent başvurusu yaptığını, patent ve faydalı model başvurusu yaptığını GBS tarafından alınan verilerle görüyoruz. Satış tarafı ile ilgili yine GBS'den alınan bilgiler şöyle. 5 yıl içerisinde toplam 958 milyon TL bir yurt içi ve yurt dışı satış yapıldığını görüyoruz. Ve bu gelirlerin %23'ünün yurt dışı satışlardan elde edildiğini görmekteyiz. Sermaye desteği kapsamında girişimcilere sağladığımız hibe sermaye desteğinin yaklaşık 7 katı kadar da bir ekonomiye girdi sağlandı. Bu yurt içi yurt dışı satışların değerlendirdiğimizde ve firma başına yaklaşık 2,74 kişilik istihdam yarattığını görmekteyiz. 5 yıl içerisinde toplam 256 milyonluk bir kamu desteğinden yararlandı bu firmalarımız. Ve kamu desteğinin 3,7 katı kadar da satış geliri elde ettiler. Buradaki 256 milyon TL kamu desteği
sadece bizim aktardıklarımız değil, KOSGEB tarafından da bu firmalara ayrıca başka projeler kapsamında destek sağlandığını görmekteyiz. Ve ilk 4 çağrı döneminde kurulan firmaların %78'i ve 6 yaşındaki firmaların %71'inin faaliyetlerini sürdürdüğünü görüyoruz. Bunlar da bizim açımızdan bir başarı olarak görülebilir. Yani programın işte 2012'den beri açık olduğunu varsayarsak ilk çağrı dönemlerinde kurulan firmaların da çoğunun hayatta olduğunu görmekteyiz. Burada birkaç tane başarılı olarak gördüğümüz firmalara ait bilgiler var. Buradan devam edecek olursak, örneğin Genomize firmasının 2019 yılı cirosu yaklaşık 1,6 milyon TL. 3 farklı ülkede 40 üzerinde genetik tanı merkezi üniversitede kullanılan bir ürünleri var. 5 kişi istihdam ettiğini görüyoruz. Picus belki çok duyduğumuz bir firmamız. Kurumların siber güvenlik seviyelerini etkin olarak yönetebilmeleri için güvenlik doğrulama iyileştirme çözümleri sunulan bir firma. Türkiye, İngiltere, İtalya'da ofisleri var ve gelirlerinin %40'lık kısmı yurt dışı pazardan sağlanmakta. Ve 6 milyon dolarlık bir yatırım aldı. 140 kişiye istihdam sağlamakta. Yine mobil uygulamaların push mesajı üzerinden kampanya yönetimi yapmaları sağlayan yazılım geliştiren bir firmamız var, Absent diye. Bunun da 2019 yılcası 5,3 milyon TL ve 2 kişilik istihdamı var. Yine Inisium Biomedical'in de 3,5 milyon değerleme ile yatırım aldığını görmekteyiz. Bu firmamızın da 5 patent başvurusu var. Yine RFTR firmasında RF güç yükselteç üreterek dışa bağımını azalttığını ve 2019 yılında 60 milyon TL'lik bir satış hasılatı gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Şimdi burada şeyden bahsetmiştik. Biz 1512 programı çağrılarla destek sağlayan bir program. Programın 2021'e bir çağrısı 5 Nisan itibariyle, dün itibariyle açıldı. Pardon, pazartesi günü itibariyle açıldı. Buradaki belirtilen 63 tane kuruluş birinci aşama kapsamında iş fikri başvurularını alıyorlar. İşte buradaki kuruluşlara bakacak olursak işte ağırlıklı olarak üniversitelerin teknoloji transfer ofisleri var. Onun dışında Havelsan, Farplus, Gebze Organ Sanayi Bölgesi, Havelsan firmaları var. Onun dışında bank olarak Türk Ekonomi Bankası, Kuveyt Türk bir bankamız daha vardı. Bu banka, 3 tane de bankamız uygulayıcı kuruluş olarak faaliyet yürütüyor. Evet, son çağrı takvimini paylaşarak ben sunumumu tamamlayayım. Sorularınızı alarak ilerleyelim. Bu kuruluşlar iş fikri başvurularını alarak 30 Temmuz'a kadar kaydedebilecekler. Birinci aşama faaliyetlerini de 27 Ağustos'a kadar yürüterek bize ikinci aşama kapsamında başvuru yapabilecek girişimcilerin isimlerini bildirecekler. İkinci aşama başvurularını da biz 31 Ağustos 10 Eylül tarihleri arasında alacağız. Ve sonrasında da panel değerlendirmeni bizim değerlendirme sürecimiz devam edecek. Buradaki girişimci tanımımızın değiştiğinden bahsetmiştik. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenci ve mezunları buradaki uygulayıcı kuruluşlara başvuru yaparak 1512 programına iş fikri başvurunu gerçekleştirebilecekler. Benim sunum bu kadar. Çok bildiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben isterseniz soru cevapla devam edeyim. Buradaki şeyi kapatayım ben. Biz teşekkür ederiz. Refik Özalan Bey'den bir soru gelmiş. Grafik zenginleştirme ve üretimine yönelik iş fikrimizi 1512 kapsamında sunabilir miyiz? Desteklenme ihtimali var mıdır? Ülkemizde bugün sanırım
üretimi yok ve bir firma düşük miktarda üretiyor. Pil ve batarya üretiminin ham maddelerindendir. Şu an tamamına yakını ithal edilmektedir demiş. Şimdi 1512 program kapsamında başvuru yapılabilir. Ama burada bir dezavantajımız şu. Proje bütçemiz 220 TL'de şu anda sınırlı. Dolayısıyla özellikle kimya ve malzeme sektörüne yönelik projelerde böyle bir handikap yaşıyoruz açıkçası. Bu bütçe yeterli olmayabiliyor. Ama şöyle yapılabilir. En azından belli aşamalarını yapacak şekilde 1512 programına başvurarak destek alabilirler. Halil Sena Yetkin Bey sormuş. Başvurular uygulayıcı kuruluşlar tarafından alınır dendi. Çağrı tarihleri olarak genel olarak ne zaman olmaktadır? Uygulayıcı kuruluşlar aynı anda mı yoksa bağımsız olarak mı çağrıya çıkmaktadır? Şöyle biz çağrıları takvimini paylaşmıştım. İsterseniz onu da tekrar paylaşayım. Müsaade ederseniz. Şimdi bizim programın 2021 yılı birinci çağrısı 5 Nisan itibariyle açıldı. Şimdi siz buradaki kuruluşlara giderek başvuru yapabilirsiniz. Ama şimdi buradaki kuruluşlar da kendi takvim, yani şimdi hepsinin kendi ayrı bir web sitesi var ve başvuruları buradan kabul ediyorlar. Ve burada bazen buradaki bizim takvimimizde değil de onlar biraz daha kendi takvimlerini uyguluyorlar. Yani mesela örneğin ODTÜ işte 5 Nisan'dan işte Mayıs ayına kadar bir çağrı kendisi için birinci çağrı dönemi olarak ilan edip o dönemde alıyor. Sonrasında Mayıs ayında kendisi ikinci bir çağrı daha açabiliyor. İşte Mayıs'tan işte şeye kadar diyelim, Haziran'a kadar. Sonrasında tekrar bir üçüncü çağrı açıyor kendi içerisinde. Haziran'dan Temmuz'a kadar. Bunlar kuruluşların kendi şeylerine göre, takvimlerine göre kendi çağrılarını ilan edebiliyorlar. Bundaki şeylerin yani çünkü çok başvuru geldi. Eğer başvuruyu 30 Temmuz'a kadar biriktirip değerlendirmek yerine peyderpey alınan başvuruları da değerlendirme yoluna gidiyorlar. Dolayısıyla kuruluşlar da bizim buradaki belirtilen ön başvuru tarihi aralığında kendi çağrılarını ilan edebiliyorlar. Dolayısıyla sizin başvuru yapmak istediğiniz uygulayıcı kuruluşun web sitesine giderek hangi çağrıları açık olduğunu oradan takip edebilirsiniz. Bazen şey de yapabiliyorlar, yani böyle bir çağrı takvimi ilan etmeyip direkt olarak işte 5 Nisan'dan 30 Temmuz arasında da başvuru kabul eden uygulayıcı kuruluşlar da oluyor açıkçası. Biz orada şeylere, kuruluşlara bir sınırlama getirmedik. Kendi takvimlerini uyguluyorlar özellikle iş fikri toplama açısından. Ama buradaki tarih 30 Temmuz. Bu kuruluşların iş fikirlerini bize bildirmeleri için son tarih. Dolayısıyla 30 Temmuz sonrasındaki yapılacak başvurular uygulayıcı kuruluşlar tarafından bize aktarılamayacağı için iş fikri başvuruları bu tarih sonrasında bu çağrı için geçerli olmayacaktır. Başvuruları nereden yapıyoruz? Tekrar eder misiniz denmiş. Bir önceki slide'dı. Evet, bir önceki slide'ı tekrar ben geri döneyim. Buradaki uygulayıcı kuruluşlar üzerinden başvuru yapabilirler. Bizim 1512 web sitesinde bu kuruluşların ve bu ilgili çağrı yayınlandı. TÜBİTAK ana sayfadan da duyuru olarak yayınlandı. Buradan ilgili sayfaya tıklayarak şey yapabilirler. Bu kuruluşların bir listesine ve ilgili çağrıya ulaşabilirler. Tamamdır. Bu şekilde biz teşekkür ediyoruz. Gayet faydalı bir sunum gerçekleşti. Burada biz programımıza yarın itibariyle yine Tarım Orman Bakanlığı'nın Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Kredilendirme Daire Başkanlığı'ndan bir sunum olacak. Yarın saat 11'de başlayacak. Bir de öğleden sonra Kültür Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün
bir kültür turizmle ilgili destekler konusunda. O da yarın saat 14'te başlayacak. Bu şekilde programımız devam edecek. Bugün son sunumu yapmış bulunmaktayız. Ali Bey çok teşekkür ediyorum sunumlarınız için, katkılarınız için. Ben çok teşekkür ederim. Ben Big Et TÜBİTAK Otel'e e-posta adresini paylaşmıştım. Sorularınızı buraya yönlendirebilir girişimciler. Eğer şeyse diğer programlarımız hakkında bilgi almak isterlerse biz yine bir mail atsınlar. Biz oradan şeye ilgili gruba yönlendirebilirim. Tamam. Teşekkürler. Teşekkürler. Tamam. İyi çalışmalar diliyoruz. Kolay gelsin. İyi günler. İyi günler.